Değerli izleyenler, sırada muhabirimiz Emine Albayrak'ın özel haberi var. Şanlıurfa'da geçtiğimiz yıllarda koronavirüs salgını nedeniyle bayramlarda sokağa çıkma kısıtlamasının getirilmesi giyim sektörünü olumsuz etkilemişti. Bu yıl Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmadı, ancak vatandaşın alım gücü yetersiz olduğundan dolayı giyimcilerin yüzü yine gülmedi. Koronavirüs salgını her sektörü olumsuz etkilediği gibi giyim sektörünü de kötü etkiledi. Özellikle bayramlarda normalin 2-3 katı iş yapan girişimciler 2 yıldır bayramlarda kısıtlama nedeniyle satış yapamadı. Bu yıl kısıtlama olmadığından dolayı umudunu Kurban Bayramı'na bağlayan esnaf yine hayal kırıklığına uğradı. Şanlıurfa'da bayrama son bir gün kala giyimciler yeteri kadar iş yapamadığını, bu nedenle aldıkları birçok ürünü satamadıklarını belirtti. Kurban Bayramı'nda satışın olmaması nedenini fırsatçılığa ve alım gücü yetersizliğine bağlayan esnaf, artık eskisi kadar satış yapamadıklarını ifade etti. Yani işler yok denecek durumda. Neden de belirtirsek, aşırı yüksek fiyatlardan, artı bir de Türkiye'nin fırsatçılığından dolayı kaynaklanıyor bu diye düşünüyorum. Artı normalde devletin bir denetleme kurumu olması lazım. Her şey almış başını gidiyor. Gelir eski gelir ama fiyatlar 3 kat, 5 kat, 10 kat artıyor. Şimdi dolar diyorlar, dolar 7,5'tan 8,5'a çıktı. Dolar 7,5'a indiği zaman bile insanlar ne yapıyor? Bu fırsatçılıktan kaynaklı istediği fiyata ürünleri satabiliyor. İşte işlerin olmayışındaki sebeplerden biri de insanların alım gücü hakikaten aşırı derecede düştü yani. Çözüm önerimiz devletin bir an önce bu işe el atıp bütün kurumları, bütün sektörleri denetlemesi.